Ki siz ülkenize diktatörlüğüne yönelik çekiyorsunuz. Şunu bir defa samimiyetle görmek lazım. Diktatörün olduğu ülkede herhalde böyle bir soru soramazsınız. Ben güzel ülkenizde gezmek fırsatında oldum. Ne yazık ki bazı vatandaşlar benim anladığım kadar sizden korkuyorlar. Ki siz ülkenize diktatörlüğüne yönelik çekiyorsunuz. Aynı zamanda daha vahim, bazı insanlar halen iddia ediyorlar ki Ankara'da terör olaylar içinde devletin parmağı var. Sizin söz ettiğiniz gibi, yani bu iddialar ilgili. Bu iddialar için ne diyorsunuz ve bu iddialar yapan insanlar ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi şunu bir defa samimiyetle görmek lazım. Diktatörün olduğu ülkede herhalde böyle bir soru soramazsınız. Bu bir. İkincisi, diktatörün olduğu bir ülkede o ülkenin başbakanına veya o ülkenin cumhurbaşkanına ailesi dahil olmak üzere sınırsız hakaretin olduğunu göremezsiniz. Bakınız, şu anda ülkemizde demokratik parlamenter sistem içerisinde özgürlüklerin sınırsız yaşandığı Türkiye'dir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğunda olmayan bu tür talepleri, bu tür etkinlikleri Türkiye'den çok daha etkin bir şekilde yapabilen ülke sayısı nadirattandır. Yarışırız onlarla. Ve bunu iddia ile söylüyorum. İddia ile konuşuyorum. Ve Türkiye'de yazılı ve görsel medya, sosyal medya, şahsım başta olmak üzere, çocuklarım, eşim başta olmak üzere her türlü hakareti sınırsız bir şekilde yapmaktadır. Ve 13-14 yıllık başbakanlık ve cumhurbaşkanlığım döneminde biz bunları hep sabırla karşıladık. Hala da sabırla karşılıyoruz. Şimdi derin devlet deniliyor cumartesi günü olan hadiseyle ilgili. Şimdi bunu neye göre söylemiyor? Konuşmamda az önce ifade ettim, değil mi? Neye göre söylemiyor? Bir tespiti burada açık ve net yapmamız lazım. Fikirle mi konuşuyoruz, bilgiyle mi konuşuyoruz? Eğer fikirle konuşursanız hep yanılırsınız. Ama bilgiyle konuşursanız bilgide delil vardır, ona saygı duyulur. Gördüğüm o ki bilgiyle değil dedikoduyla konuşuluyor. Veya bir fikirle veya bir ideolojiyle konuşuluyor. Zaten sıkıntı burada. Herhangi bir delile dayanmadan iftira at, tutmasa iz bırakır mantığıyla hareket ediliyor. Ben bir yıl önce halkımın %52'sinin oyuyla cumhurbaşkanı seçilmiş bir insanım. Halkının %52'sinin oyuyla seçilmiş bir insanı acaba diktatör olarak ilan edenler kimler? Menfaatleri elden gidenler mi? İstedikleri gibi hükümet kurup istedikleri gibi hükümet indirenler mi? Dışarıdan beslenen, içeride de bu tür hakimiyetlerini tesis edemeyenler mi? Türkiye ekonomide nereden nereye geldi? Özgürlüklerde nereden nereye geldi? Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette nereden nereye geldi? Bütün bunların hepsinin ölçüsü bilgi olarak ortada. Ama bütün bunlara rağmen hala bu iftiralara devam ediliyorsa buna benim söyleyecek hiçbir şeyim kalmaz. Bakınız, bu denli yazılı ve görsel medyada iftiraları yapanlar rahatlıkla ortalıkta dönüyor dolaşıyorlar. İşte şimdi bu olayda da bakın, hemen burada derin devletin izi var diyenler aslında kendilerini gizliyorlar. Şimdi bunlar ortaya çıkacak. Bakın, hemen emniyet, adalet, bütün teşkilatlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Ve bu çalışmaların neticesinde bu hangi örgütler tarafından yapılmış,
bunlar ortaya çıkacak. Şu anda zaten izler sürülüyor ve bu canlı bombalarla ilgili DNA testleri vesaire bunlar yapılıyor ve istihbarat örgütlerimizin işte şurada daha kısa süre önce yaptıkları açıklamalarla yurt dışından ülkemize gelen bölücü terör örgütünün mensubu bazılarının eylem yapmaya hazırlandıkları bu tweetlerde filan da zaten açıklandı. Şimdi bunların hepsi ortaya çıkacak. Ama biraz tabii ki sabırlı olmak gerekiyor. Şu anda DNA testleri üzerinde duruluyor. Bunlarla beraber bu çalışmalar sürdürülüyor. İnanıyorum ki neticesinde bu haince eylemi kim yaptı? Bunları da birlikte göreceğiz. Birileri Türkiye'yi aynı kaosa, aynı kargaşaya sürüklemek için çalışıyor. Maalesef içimizden bazıları da buna destek veriyor. Vesayet odaklarının yıllarca milletin bağrına sapladıkları hançerler bunun içindi. Türkiye'yi darbelere götüren süreçlerin gerisinde bu vardı. Menderes'i bunun için idam ettiler. Özal'a onca zulmü bunun için yaptılar. Sultan II. Abdülhamit Han'ı diktatör ilan ettiler, ondan sonra da hal ettiler. 33 yıl bu toprakları zerre kayba uğratmadan idare eden bu sultanı öyle hal ettiler. Geçtiğimiz 13 yıldır attığımız her adımda önümüze bunun için engeller çıkardılar. Şahsıma da diktatör dediler. Gezi olaylarının 17-25 Aralık darbe girişiminin ve son olarak yeniden hortlayan bölücü terörün gerisinde hep aynı amaç vardı. Bakın şimdi paralel devlet yapılanması denilen, hani tanımlıyorum ya, son günlerde de açıkça söyledim. Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet olan paralel devlet yapılanması. Ve şu anda bunlar bölücü terör örgütüyle beraber hareket ediyorlar. Bakın çok enteresandır. Bu konuda öylesine gözlerini hırs bürümüş durumda ki alçaklıkta sınır tanımıyorlar.